Neden böyle bir açılış yaptığıma dair hiçbir fikrim yok. Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir eylem planı bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde temel kurgu tekniklerine başlamıştık Sinema 101'de. Bugünkü videomuzda ortalama plan uzunluğu dediğimiz kavramdan bahsedeceğiz. Ortalama plan uzunluğu aslında bir filmin ritmi, temposu demek. Şimdi geçen videodaki gibi size başka bir video izleteceğim ve bu video ile ilgili yorumlarınızı alacağım. 2009 yapımı Exam adlı tek bir odada geçen ilginç bir filmden geliyor bu sahne. With myself or the guard? If you would be disqualified. 2 yıl boyunca 40'tan fazla sınıfa ve yüzlerce öğrenciye aynı görüntüyü izletip aynı soruyu sordum. Sizce nasıl bir ritmi vardı? Şimdi size de aynı soruyu soruyorum. Nasıl bir ritmi vardı? Bugüne kadar sorduğum yüzlerce insandan aldığım cevaplardan sadece 2 tanesi diğerlerinden farklıydı. Sadece 2 öğrencim bu sahnenin temposunu biraz hızlı bulduklarını söylemişti. Herkesin verdiği ortak karar normaldi. Nesi var işte, normal sahne. Şimdi 1957 yılına tek odada birden fazla karakterle geçen 12 Kızgın Adam filmine bakalım istiyorum. Şunu hatırlatmakta fayda var. 12 Kızgın Adam 1957 yılı için bile hafif tempolu bir film. Kurgu ritmi biraz düşük bir film. Bu sahnede dikkat etmenizi istediğim şey neredeyse hiç kesmenin kullanılmaması, geniş planlar, yakın planlar arasında bile gidip gelirken devamlı kamera hareketiyle bunların sağlanması, kesmeler yerine. Hiçbir kesme yapmayarak bu sahnede oldukça fazla miktarda etki yaratabiliyoruz ve seyircinin hissettiği duyguları manipüle edebiliyoruz. Aynı sahneler, yani geniş açıdan bağırmakta olan adama tek bir planda da gelip daha sonra masadan kalkan her bir oyuncu için ayrı bir planda kullanabilirdik. Ama büyük usta burada bunu kullanmayarak her şeyi tek bir planda vererek adamın yaşadığı çaresizliği hiç göz kırpmamıza fırsat vermeden hissetmemizi sağlıyor. Göz kırpmak? Evet, aslında her bir kesmeyi bir göz kırpma olarak farz edebiliriz. Kurgu kesmeler üzerine göz kırpmak ve nefes almak üzerine bazı teorilerim var. Kurgu videolarımız ilerledikçe bu konulara da değineceğiz. Şimdi 12 Kızgın Adam'ın bu sahnesini ve bu ustalıkla çekilmiş sahneyi izledikten sonra Exam filmine tekrar dönelim mi? Şimdi bu sahnede sizin için her bir planın uzunluğunu ortalama olarak aşağıda da yazacağım ve beraber takip edeceğiz. Planların kısalığının farkına varabiliyor musunuz? Neredeyse 3 saniyede uzun birkaç plan var ve geri kalan her saniye... Kes. Şimdi dönüp videoya tekrar baktığımızda normal bir sahne miymiş? Aslında biraz hızlı değil mi? Günlük özel hayatımız hızlanmaya başladıkça, örneğin bir yerden bir yere gitmek eskiden yarım saat sürerken günümüzde 15 dakika sürüyorsa, İstanbul trafiğini saymıyorum, normal şartlardan bahsediyorum. Günlük hayatımız hızlandıkça, cep telefonları, e-mailler, bilgisayarlar her yerde yayıldıkça, buzdolaplarımız bile internete girmeye başladıkça, yani günlük hayatımız hızlandıkça filmlerden beklentilerimiz bile daha hızlı akmaları oluyor. Daha fazla kesme, daha fazla kurgu ve bu bize normal gelmeye başlıyor. Pek çok insanın günümüzde eski filmleri izlerken zorlanmasının sebebi çok daha düşük tempolarda kesilmiş olmalarıdır. İşte bu iki filme bakarak ve bu iki film arasındaki kurgu tempoları farkına bakarak kurgunun geçmişten günümüze doğru nasıl bir yol izlediğinin kaba bir haritasını çıkarabiliyoruz. Unutmayın, henüz kurgunun daha ilk aşamalarındayız. Derinliklere indikçe bunun da aslında tam olarak ne demek olduğunu daha iyi kavrayabileceğiz. Ama sadece bu iki filme bile bakarak
temel kurgu ve ortalama plan uzunluğu hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Temel film yapım tekniklerini ve yönetmenlerin bu teknikleri kullanarak nasıl kafamızın içine girdiğini incelediğimiz Sinema 101'in bu bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla kurgu üzerine ben de konuşmak istiyorum. Lütfen sizin beğendiğiniz sahneler, kurgular, kurgu teknikleri varsa yorumlarda paylaşın. Bunlar hakkında beraber konuşalım. Bölümü beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.